Bugünkü stüdyo konuğum The Soder Dernek Başkanı Sosyolog Necdet Topçu Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Ekonomik krizin toplumsal sorunlara nasıl yol açtı veya toplum bunu nasıl karşıladı ve nasıl tepkiler uyandırdı toplumda, bunu konuşacağız bugün. Ekonomik krizle birlikte gelen zamlar halka nasıl etki etti? Ekonomik kriz halkın dinamiklerini de değişme sebebiyet verdi mi? Ve bu ekonomik krizin oluşturduğu kaos sürecinde biz toplum olarak manevi değerlerimizin üzerimizdeki etkilerini, olumlu etkilerini görebildik mi? Bu ve benzeri soruların cevabını uzmanımızdan hep birlikte öğreneceğiz. Ben hemen konuma dönmek istiyorum. Necdet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Ekran başındaki tüm izleyenlere de buradan selamlarımızı iletelim. Tabii ki The Soder Genel Başkanı olarak bizi burada konuk etmenizden dolayı toplumsal meselelerin çeşitli sorunlarıyla ilgili bilgi veriyor olmamız da bizim için onur vericidir. İnsanlığa hizmet, ülkemize hizmet. Bu manada fikirsel olarak da olsa bizim için önemli. Tabii The Soder denince Dünya Sosyologlar Derneği olarak açılımını yapalım. Bazı izleyenlerimiz kısaltılmış ismini bilmese de biz böyle bir açıklama yapmış olalım. Teşekkür evet, ederiz. Toplum sorunlarıyla birebir aslında sosyologlar mı daha çok muhatap olurlar ya da sosyologların tam olarak görevi nedir? Halk arasında biliniyor mu sosyologlar? Evet, tanımsal olarak söylersek çok kapsayıcı bir bilim dalı, alan. Sosyologlar insanın olduğu her yerde ve insan ilişkilerinin olduğu her yerde bu manada sosyolojik bir analiz yapabilecek yetkin ve etkin meslek mensupları olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii ki insanların zihninde, özellikle ülkemizde sosyolojinin ve sosyologların ciddi manada bir karşılığı son dönemlerde ortaya çıkmıştır. Belki The Soder olarak buna katkı sunmuşuzdur ama neticede toplumsal ilişkileri ortaya koyan yapısal ve diğer etkenler de sosyolojinin daha etkin bir rol oynamasının bir elzem olduğunu da bize fark ettirmiştir. İster iktisat alanında olsun, ister hukuk alanında olsun, ister aile alanında olsun veya iletişim medya alanında olsun, sosyolojinin girmediği bir yer yok. Öncelikle bu bilinmeli. Eğer bu bilinirse sosyal ilişkiler ve toplumsal ilişkiler bağlamında da nedir, nasıl sonuçlar doğurur sorularına da sosyolojinin cevapları en azından önemlidir ve bunu dikkate almak gerekiyor. Evet, sizinle şimdi bugün bu programda ekonomik krizin sosyolojik boyutunu konuşacağız. Yani halk bu durumdan nasıl etkilendi? Manevi değerlerimiz bu süreçte bizde olumlu etkiler bıraktı mı? Olumlu sonuçlarını görebildik mi? Yoksa bu değerlerden uzaklaştık mı? Dinamiklerimiz değişti mi? Bir değişime mi girdik? Değişim sürecine mi girdik? Ekonomik kriz denince aslında soğuk savaş da denilebilir. Biz hani sıcak savaştan güzel çıktık da toplum olarak bu soğuk savaştan çıkabildik mi? Başarıyla sonuçlandırabildik mi? Ya da tepkilerimiz nasıl oluştu? Hani bu zam, ekonomik kriz eşittir zam krizi aslında toplumun yaşadığı bir gerçek var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Değişim kaçınılmazdır. Yani dünle bugün aynı değildir. Zaman faktörü olarak da değişim vardır. Biçimsel olarak da vardır. Duygusal olarak da vardır veya araçsal olarak da vardır. Her şey arka arkaya değişir. Çünkü bugün dünün şeyidir. Ne diyelim? Üst katıdır. O temeldir. Biz bir üst katına çıkıyoruz. Hayat devam ettiği sürece de bu devam edecektir. Yani ilk insanın varlığıyla veya ontolojik yapılarını incelediğimizde geldiğimiz nokta arasında gerçekten bir fark var. Hem çevresel olarak fark var, hem düşünsel olarak fark var, hem de ihtiyaçlar olarak fark var. Hepsi birbirinden rahatlıkla ayırt edilebilir. Tabii iyi bir gözlem yaparsanız. Bunları yaparken de sorunlar nereden kaynaklanıyor sorusu belki de en can alıcı sorudur. Yani buraya nereden geldik? Bu ekonomik kriz niye oluyor? Veya dönem dönem neden ekonomik krizler olur? Veya dönem dönem sosyal ilişkilerde sıkışmış kaoslar neden olur?
Bunun tabii ki çok karmaşık bir yapılardan oluşmasına rağmen sosyolojik olarak verilecek böyle ana başlıkları vardır. Mesela ekonomiyi ele aldığımızda bunun dünya literatüründe seküler bir alana inşa edilmiş bir bakış açısı üzerine, yani kapitalist sistemin sömürücü etkisi bir sistem üzerine kurulmuştur. Kapitalist sistem sömüremeyeceği bir yere yatırım yapmaz. Yani ne demek istiyoruz? Biraz daha açalım. Eğer siz medya işletiyorsanız, ki şu an bir medyadayız, buradan kazanç elde etmezse bunun için bir teknoloji üretmez. Bunun için fikir üretmez. Bunun için yapısal bir şey üretmez. Dolayısıyla karşımıza gelen ve bunun üzerinden de bir takım çevrelerin ekonomik kazanç veya bireysel kazanç, rant elde edebilmelerine hizmet sunan bir anlayıştır kapitalist sistem. Önce